iyi yönetilen bir çatışma, birey ve örgüt açısından son derece faydalıyken, iyi yönetilmeyen bir çatışmada bir o kadar tehlikeli ve zarar verici olabilir. Bir çatışmanın iyi yönetilebilmesi ise nedenlerinin iyi analiz edilmesine bağlıdır. Çatışmanın nedenleri bireysel, örgütsel ve iletişimden kaynaklanan çeşitli faktörlerden oluşmaktadır. Çatışmaların temelinde yer alan bireysel faktörler, kişilik özellikleri ve grubun yapısıyla ilgilidir. Çatışmaların örgütsel kaynakları ise yönetim şekli, görev ve yetki belirsizliği, merkezileşme ve formelleşme gibi etkenlerdir. Son olarak çatışmalar bilgi eksikliği, dil ve anlatım güçlüğü gibi iletişimsel faktörlerden de kaynaklanabilir. Bu kapsamda merkezileşme, uzmanlaşma, formelleşme, İletişim, tükenme, örgütsel bağlılık anahtar kavramları üzerinde durulacaktır. Bu programı izledikten sonra çatışmayı ortaya çıkaran nedenleri analiz edebilecek, çatışmanın olumlu ve olumsuz sonuçlarını birey ve örgüt düzeyinde değerlendirebileceksiniz. Bu programı izledikten sonra çatışmalarının nedenlerinin ve sonuçlarının neler olduğu sorularına cevap verebileceksiniz. Çatışmaların bireyler ve örgütler açısından kazanca dönüştürülebilmesi için nedenlerinin iyi analiz edilmesi önemlidir. Çatışmaların bireysel, örgütsel ve iletişimden kaynaklanan çok çeşitli nedenleri bulunmaktadır. Çatışmayı ortaya çıkaran bireysel faktörler hem bireyin kişilik özellikleri hem de ait olduğu grubun özelliklerinden oluşur. Bireylerin kişiliği çatışmanın doğasını ve çatışmayı ortaya çıkaran faktörleri değiştirebilir bazı bireyler çatışmaya daha yatkındır. İçinde bulundukları ortam, kişiler, kurallar değişse de onların çatışmayla ilişkisi aynıdır. Bu tür bireyler bir şekilde çatışma içeren olayların içinde olmaktan kurtulamazlar. Bir süre sonra da üyesi oldukları sosyal gruplardan veya örgütlerden uzaklaştırılırlar. Bazı bireyler ise kişilikleri gereği daha az çatışma yaşarlar. Yaşadıkları çatışmayı ise çok daha etkin bir şekilde yönetirler. Örneğin bir pazarlama şirketinin çalıştırmak üzere eleman aradığını düşünelim. Şirket yetkilileri hem iş yerinde diğer çalışanlarla hem de müşterilerle çatışmaya girmeyecek ya da oluşabilecek çatışmaları iyi yönetebilecek kişileri eleman olarak almak istemektedirler. Bu kapsamda otoriter, baskıcı veya negatif etkililiği olan bir kişiyi değil, uyumlu, dışa dönük veya pozitif etkililiği olan bir kişiyi işe almak isteyeceklerdir. Çatışmalar kişilik özelliklerinin yanında grubun özelliklerinden kaynaklı olarak da ortaya çıkar. Bir grubu oluşturan bireyler yaş, mesleki tecrübe ve statüyle, kültürel geçmiş gibi özellikler açısından birbirlerinden farklılaşır. Grubun heterojen bir yapıya sahip olduğunu gösteren bu farklılaşma, örgütlerin verimliliğini artıran olumlu bir faktör olabilirken, bireyler arası çatışmaları doğuran ya da artıran bir faktör haline de gelebilir. Örneğin bir şirkette aynı proje üzerinde çalışan, farklı değerlere ve kültürel geçmişe sahip iki çalışanın bir durumu ya da problemi algılama ve onun hakkında bir yargıya varma süreci de bu özellikleri nedeniyle farklılık gösterecektir. Dolayısıyla bu kişiler arasında kolaylıkla çatışmalar ortaya çıkabileceğini söyleyebiliriz. Bireysel faktörlerin yanında örgütün yapısından kaynaklanan çok çeşitli faktörler de çatışmalara kaynaklık etmektedir. Bunlar, yönetim şekli, örgüt büyüklüğü, merkezileşme ve formelleşme, uzmanlaşma, görev ve yetki belirsizliği, fonksiyonel bağımlılık, paylaşılan kaynakların kıt olması, performans ve ödül sistemi, denetim biçimi, çıkarların ya da amaçların çelişmesi ve değişimdir. Bu kapsamda örgütlerin ailesel yönetim şekline sahip olmaları büyük olmaları, merkezileşmeleri, kurallar ve süreç bağlamında aşırı katı veya fazla esnek olmaları, birlikte çalışması gereken çalışanlar arasında uzmanlıklar bağlamında aşırı farklılıkların olması, görevlerin ve yetkilerin belirsiz olması, performans ve ödül sisteminin çalışanlar arasında kıskançlığa neden olması gibi durumlar çatışmaların yaşanmasını kaçınılmaz hale getirir. Son olarak iletişimden kaynaklanan çatışmaları ele alalım. İlk çocukluk yıllarından itibaren bireyler dil ve simgesel ifadeler yoluyla birbirleriyle etkileşime girerler. Bu etkileşim bilgi, fikir ve duyguların bir kimseden diğerine geçme süreci olarak tanımlanan iletişimi içerir. Ancak insanların birbirini anlaması için gerçekleştirilen bu süreç her zaman amacına ulaşmayabilir. Bireylerin geçmişleri, düşünme ve yorumlama süreçleri birbirinden farklı olduğu için gönderilen mesajlar tam olarak amaca uygun olmadığı gibi, bu mesajı alan kişi de verilmek istenen mesajdan çok daha farklı bir mesaj algılayabilir. Bu kapsamda dil ve anlatım güçlükleri, dinleme ve algılama yetersizliği, bilgi eksikliği ile hatalı tamamlama gibi iletişim engelleri çatışmaların doğmasına neden olabilir. Örneğin sürekli çatışma yaşayan evli bir çiftin aile danışmanına başvurduğunu düşünelim. Aile danışmanı, eşlerin iletişim tarzını incelediğinde, eşlerden birinin duygu ve düşüncelerini sözlü olarak ifade etmek yerine, eşinin onu yüz ifadelerinden, duruşundan anlamasını beklediğini ve anlaşılmadığında da ''Beni anlamıyorsun'' diye eşiyle tartışmaya başladığını görür. Buna bağlı olarak aile danışmanı çatışmaların kaynağı olarak eşlerin iletişim şekillerini görüp bunun üzerinde çalışılması gerektiğine karar verir. Çatışmaların türleri ve nedenlerine bağlı olarak hem bireyler hem de örgütler için olumlu sonuçları olabileceği gibi olumsuz sonuçları da olabilmektedir. Şimdi bu olumlu ve olumsuz sonuçları hem bireyler hem örgütler üzerinden ele alalım. Bireyler üzerindeki olumlu sonuçlarına baktığımızda çatışmanın bireylerin empati yeteneklerinin gelişmesine, özgüvenlerinin artmasına ve kendilerini ifade etmelerini sağlayacak ortamların oluşmasına yardımcı olduğunu söyleyebiliriz. Bu olumlu sonuçların ortaya çıkabilmesi için çatışmanın yöneticiler tarafından etkin bir şekilde yönetilmesi gerekmektedir. Örneğin bir iş yerinde bir problemin çözümünde farklı görüşlere sahip iki çalışanın yaşadığı çatışma yöneticiler tarafından etkili bir şekilde yönetildiğinde çalışanlar görüşlerini özgürce paylaşabilir, problemlerin çözümünde etkin rol alabilir. Bu sayede de çalışanların özgüvenleri yükselmiş olur. Çatışmalar orta düzeyde yaşandığında örgütler üzerinde de olumlu sonuçlar doğurmaktadır. Bu kapsamda çatışmalar sayesinde örgütte sorunlar, hatalar, eksik veya yanlış politikalar düzelebilir. Yeni fikir ve çözüm yolları bulunabilir. Örgütte yaratıcılık ve yenilik kapasitesi artabilir. Şimdi de çatışmanın bireyler ve örgütler üzerindeki olumsuz sonuçlara değinelim. Çatışmaların belli bir düzeyin üzerinde olması ve iyi yönetilmemesi bireyler açısından çeşitli sorunlara neden olur. Bunlardan en önemlisi Çatışmaların sürekli ve şiddetli olarak yaşanması halinde bireylerin stres seviyelerinin artmasıdır. Buna bağlı olarak bireyler çeşitli sağlık sorunlarıyla karşılaşabilir. Bu yüzden bireyin hem sosyal hem de profesyonel ilişkileri zarar görebilir. Bireyin tükenmişlik yaşamasına ve iş doyumunun azalmasına neden olabilir. İyi yönetilemeyen ve düzeyi yüksek çatışmalar bireylere olduğu kadar örgütlere de zarar verebilir. Örgütlerin varlıklarını devam ettirebilmelerinde çalışanların rolü büyüktür. Çatışmalar nedeniyle tükenmişlik yaşayan, iş doyumu düşen bir çalışanın örgüte bağlılığı da azalabilir. Bu programda çatışmayı yönetebilmek için çatışmaya neden olan faktörleri belirlemenin önemi üzerinde durduk. Bu nedenleri de Bireysel, örgütsel ve iletişimsel faktörler olarak ele aldık. Bireysel faktörlerin temelini kişilik özelliklerinin oluşturduğunu, örgütsel faktörlerde ise örgütün yönetim şekli, denetim biçimi ve görevlerin yapısı gibi özelliklerin çatışmaya kaynaklı ettiğini ifade ettik. Bireysel ya da örgütsel faktörlerle Birlikte tüm çatışmaların temelinde iletişimde ortaya çıkan eksiklikler ve yetersizliklerin de yer aldığını belirttik. Çatışmanın kaynağında yer alan tüm bu faktörler yöneticiler tarafından iyi bir şekilde analiz edilmediğinde ya da yönetilmediğinde hem bireyler hem de örgütler üzerinde olumsuz sonuçlara neden olabilecekken iyi yönetilen orta düzeyde bir çatışmanınsa hem bireylerin Gelişimlerine hem de örgütün yenilik ve yaratıcılık kapasitesine katkı sağlayabileceğini açıkladık. Sonuç olarak, bu programda çatışmalarının nedenlerinin ve sonuçlarının neler olduğu sorularına değinildi. Konuyla ilgili daha ayrıntılı bilgi, çatışma ve stres yönetimi 1 ders kitabının ikinci ünitesinde yer almaktadır.